Merhaba, Barbie Fit programından hepinize merhaba. Bugünkü konuğumuz çok değerli kadın doğum uzmanı Algül Aydın Yılanlıoğlu. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Algül Hanım. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Programımız çok uzun sürmüyor ama buna rağmen önemli konuları paylaşmak istiyoruz sizinle. İlk sorumuz normal doğum üzerine olsun. Normal doğum mudur, sezeryan mıdır sizin için en sağlıklı olan? Aslında hem benim için hem de sanırım bana katılacaklardır. Bütün kadın doğum camiasındaki hekim arkadaşlarım, bu alanda beraber çalıştığım ve çalışmadığım kişiler bütün camiadaki, tabii ki normal doğum daha sağlıklı olanı. Neden? Çünkü her şeyden önce bayanın fizyolojik bir yapısı var. Yani belin ince olması, kalçanın biraz daha geniş olması, aslında tüm bunlar kadının doğurgan bir varlık olduğuna dair işaretler. Yani biz doğuştan bu şekilde yaratılıyoruz. Yani doğurganlığımız zaten teşcilli. Dolayısıyla vücut yapılarımız doğum yapmaya çok elverişli. Ve dolayısıyla tabii ki normal doğum bu anlamda en sağlıklı olanı. Aslında dolaylı olarak şu noktaya gelmek istiyorum. Pelvik yapımız tabii ki iki ayrı kemikten oluşuyor ve bunlar eklemlerle birbirine tutulmuş vaziyette. Fakat ebat olarak, şekil olarak tamamen bebeği yolunu, geçiş yolunu sağlayacak pozisyondalar. Yani rahim içindeki bebek daha sonra doğum yolundan ilerleyip dışarıya çıkıyor hepimizin bildiği gibi. Bu doğum yolunun bir aşaması da pelvik kaslardır. Ve bu pelvik taban aslında normal doğumu oluşturacak yapıdadır. Dolayısıyla bu varlığı aslında değerlendirmek gerekiyor. Yani madem böyle bir özelliğimiz var, neden değerlendirmeyelim? Bu her şeyden önce elverişli olması, doğuştan elverişli olması ve tabii ki doğum anındaki bazı fizyolojik değişimlerden dolayı da normal doğum daha sağlıklı ve uygun olanı aslında. Keşke herkes normal doğum yapabilse. Şimdi bütün canlıların başına gelebilen bir olay ve bütün canlılar bunu başarıyor. Tabii ki. Tabii fizyolojik ki. Olarak acaba insan biraz daha mı zor doğum yapıyor hayvanlara kıyasla? Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü aslında insan belki de değil, kesinlikle en karmaşık, en kompleks canlı. Ve tabii ki beyin olarak da en üst düzeydeki canlı. Ama beyni bir tarafa bırakırsak zaten fizyolojimiz de, yani içimizde barındırdığımız bütün mekanizmalar, aslında metabolizma olarak ya da organların çalışması ya da bunların kompleks bir şekilde çalışması, bir arada işlevini görmesi, her şey çok karmaşık bir yapı ve çok mucizevi bir yapı aslında. Evet. Dolayısıyla insan en zor doğum yapan varlık gerçekten. Ama başarabiliyor. Tarih boyunca bütün kadınlar başarmış. Biz de başarabiliriz diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Buradan anne adaylarına gözlerini korkutmayalım onların da. Çok kesinlikle da keyifli bir şey. Ben yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki. Peki ayakta doğum hakkında ne düşünüyorsunuz? O fizyolojiye biraz daha mı müsait acaba insan fizyolojisine? Aslında müsait. Yani ayakta, yatarak, suda. Her pozisyon aslında sağlıklı. Yeter ki normal vajinal yoldan çıksın bebek. Yani en sağlıklı olanı bu olduğuna göre hangi pozisyonda olduğu çok da önemli değil. Yeter ki doğum yolunu bulsun bebek. Mesela şimdi bazı artık Amerika'da, Avrupa'da biraz daha şöyle eğimli ortamda doğum gerçekleşiyor. Beni doğumhaneye aldıklarında bu masa gibi dümdüzdü ve dedim yani eğimlisi yok mu bunun, ben bu şekilde yapamam yani, olmaz falan. Evet. Gerçekten aslında de çok zorlandım kendi adıma. Çünkü yatarken yer çekimine paralel bir şekilde orada doğum yapmaya çalışıyorsunuz ama o birazcık daha eğimli olsa sanki çok daha kolay
Tabii ki, tabii ki. Olacakmış gibi. Peki bu bu realizasyon acaba Türkiye'ye ne zaman gelir? Aslında talep bunun talep etmesi gerekenler aslında kimler? Aslında bunu uyguluyoruz. Öyle bunu mi? Uyguluyoruz. Belki de yeni jenerasyonla beraber daha çok işleve girmiş bir durum ama aslında günlük pratiğimizde koltuk müsait olduktan sonra jinekolojik koltuk, çünkü jinekolojik koltukta doğum yapıyor tabii bütün bayanlarımız, eğer suda değilse doğum ya da ayakta değilse, eğer yatar pozisyondaysa gebemiz, anne adayımız, tabii ki bir yeni jenerasyon koltuklar eğimli olmaya meyilli. Yani o eğimi biz kendimiz sağlayabiliyoruz. Çok güzel. Onu sağlayabiliyoruz ve yapıyoruz da, aslında kullanıyoruz bu özelliği. Çünkü çok daha konforlu hem hekim açısından hem de anne açısından tabii ki. Çok daha rahat, çok daha elverişli olabiliyor doğum daha eğimli olduğunda. Ve çok daha konforlu her şeyden önce. Argül Hanım, ben biraz pretes hakkında konuşmak istiyorum. Tabii. Hamilelikte, gebelikte. Hanımlar tabii ki günümüz şartlarıyla biraz daha bilinç oldu. Ama ben yine de, biz pretes yaptırıyoruz zaten kendi stüdyomuza gebeleri. Ama yine de anne adaylarında bir hafif tedirginlik görüyorum. Gebe pretesi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında ben anne adaylarını çok haklı buluyorum bu anlamda. Çünkü gebelik çok nazik bir süreç gerçekten. Evet. Çok daha dikkat edilmesi gereken, çok fazla aktif hareketlerin elverişli olmadığı, biraz daha anne adayının pasifleştiği, çok daha uykusunun geldiği, yatarak dinlenmek zorunda kaldığı, daha pasif geçirdiği bir dönem. Ve tabii ki her spor alanı biraz çok hafif de olsa travmatik gibi hissediliyor insanlar tarafından. Dolayısıyla anne adayları da belki bu şekilde düşünüyorlardır. Belki de bu açıdan bebeğime zarar verir mi, beni travmatize eder mi, zarar görür müyüm, incitir miyim bir yerimi pretesi uygularken diye düşünürken belki bu şekilde. Peki onların içini rahatlatmak için buradan herhangi bir tavsiyeleriniz var mı? Kesinlikle. İlk önce psikolojik olarak rahatlatmak için. Kesinlikle. Bize teslim etmeden önce. Her şeyden önce pilates aslında yararlı bir şey. Evet. Travmatik bir spor dalı değil. Neden? Çünkü kas kontrolünü, ki normal doğum esnasında çok önemli kaslarını kontrol edebilmesi, akınması anlamında. Kas kontrolünü sağlayan bir spor. Bunun dışında nefes egzersizleriyle daha sağlıklı nefes alıp vermeyi de sağlıyor pilates, ki gebelikte çok önemli. Daha fazla oksijen alıp vermesi, alması her şeyden önce bebeğe de daha fazla oksijen, sağlıklı oranda oksijen sağlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında pilates yararlı ve bu şekilde düşünmeleri için bir neden yok. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben de kızıma hamileyken yani ikinci ayımda başlamıştım ve son gününe kadar pilatese devam ettim. Çok sağlıklı Harika. Bir doğum gerçekleştirdim. Biz de zaten insanlara pilatesçi olarak bunları aşılamaya çalışıyoruz. Ama Kesinlikle. Biraz daha böyle açacak olursak, biraz yani açacak spor olursak, yapıp pilates egzersizleriyle doğum yapan veya yapmamış bir gebe adayını, ikisini beraber ele alırsak, aradaki farkı bir doktor olarak sizin söylemenizi istiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Şöyle, her şeyden önce normal doğumu rahatlatan bir spor evet. bu. Ve gebeliğin her döneminde yapılabilir. Baştan sona kadar yapıldığı için ve kontrollü yapıldığı için aslında bu klasik bir pilates de değil, modifiye edilmiş ve renklendirilmiş hareket açısından siz daha iyi bileceksiniz tabii ki, sizin alanınız. Ama her şeyden önce modifiye edilmiş bir pilates olduğu için tamamen dengeyi sağlayacak, vücut dengesini sağlayacak. Biliyorsunuz gebelerde omurganın postürü değişiyor. Yani büyümüş karın vücudu öne çektiği için omurgada dengeyi sağlamak adına kendini arkaya eğilimli hale getiriyor. Dolayısıyla omurganın dengesi değişiyor. Evet. Bu dengeyi sağlamak adına pilates birebir. Yani her şeyden önce dengeyi sağlayan bir süreç gerçekleştiriyor. Ve yapmamışları oranla bu bir avantaj. Ve dolayısıyla sırt ağrılarını da azaltıyor. Fakat sadece sırt ağrıları değil,
Pilates yapmamış bir bayana oranla aslında pilates yapanlarda klasik ağrılar da azalıyor. Yani kas tutulmaları, sırt ağrıları, karın çevresindeki ağrılar dahi. Çünkü kaslar kendini geriyor, toparlıyor ve bu tutulmaların neden olduğu kas ağrıları gideriliyor pilates sayesinde. Bunun dışında esnemelere neden olduğu için, vücudu çok esnettiği için, esneten bir fitness olduğu için aslında eklemler de esniyor. Ve pelvik eklemlerin esnemesiyle normal doğum sürecinin daha kolay gerçekleştiği söylenebilir. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sonra Eda'ya sözü bırakacağım. Tabii. Peki gebeler sizce pilatese ne zaman başlamalı? Her şeyden önce çok güzel bir soru. Aslında bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü çok aydınlatıcı olacak bütün gebe adayları adına. Her şeyden önce bütün gebelik süresince pilatesi yapabildiklerini söylemek istiyorum. Dolayısıyla gebeliğin başından beri pilatese başlayabilirler. En önemlisi de 12 ile 14. hafta arasında başlamak. Yani bu süre içerisinde 3. trimesterin sonunda aslında başlayabilirler. Çok da sağlıklı olur ve her trimesterde pilatesi uygulayabilirler çok sağlıklı bir şekilde. Çok da güzel sonuçlar alınır. Peki doğum yaparken, normal doğumu gerçekleştirirken en çok karın kaslarımızı kullanıyoruz. Yine pelvik kasları. Evet, pelvik kaslarda etkili oluyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz o halde değil mi? Hamile pilatesi yapan anne adayları daha kısa sürede doğum gerçekleştirebiliyorlar. Tabii ki kesinlikle. Çünkü pilateste, pilates fitnesi ile aslında kaslarını kontrol etmeyi öğreniyorlar her şeyden önce. Çok daha aktif ve efektif bıkınabiliyorlar. Dolayısıyla çok daha kısa sürede aslında o doğum sürecini atlatabiliyorlar. Çok doğru. Doğum aşamalarını öğreniyorlar yine. O doğum aşamalarında gelecek sancı demiyoruz biz, dalgalanma diyoruz. O dalgalanmaları nasıl karşılayacaklarını biliyorlar. Onun dışında yine nefes tekniklerini öğrendikleri için nefes teknikleri kesinlikle daha hazırlıklı oluyorlar. Kesinlikle. Ne yapacaklarını. Şimdi doğumda benim fikrim birazcık da panikten. Yani evet. Çünkü anne ne yapacağını bilmiyor. Şimdi hayvanlar içgüdüsel olarak kendilerini dinliyorlar, takip ediyorlar, başlıyorlar doğuma ve sonlandırıyorlar. Kesinlikle. Ama bizi en çok korkutan şey aslında bilmediğimiz şeyler. Bilmediğimiz şeyler, kesinlikle. Ama aşama aşama, o üç aşamayı zaten hamile pilatesi süresince de öğreniyoruz. Nasıl davranacağımızı biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Böylelikle o doğum keyifli hale gelmeye başlıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hem nefes egzersizlerini öğrenmek, nefes kontrolünü sağlayabilmek, kas kontrolünü sağlayabilmek, eklemleri esnetebilmek pilates fitness sayesinde dengeyi sağlamak, dengeyi ayarlayabilmek o da çünkü önemli. Yani hangi pozisyonda duracağını, kendini nasıl hareket ettirip nasıl duracağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Doğum sürecinde tüm bu hareketleri aslında kullanıyor gebe, anne adayı. Dolayısıyla pilates aslında bütün doğum sürecini etkileyen bir fitness diyorum eğer bir doğru söylüyorsam. Bir egzersiz. Evet. Peki biraz da sezeryandan bahsedelim. Tabii. Sezeryan doğumun sebepleri neler olmalı? Şöyle aslında birçok nedeni var ama mesela en hayati olanı belki de bebeğin kalp atışlarının kötüleşmesi. Normal doğuma ilerleyen bir annenin bir anda sezaryene alınmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Mesela çok büyük bir hazırlık yapılıyor. Pilatesle destekleniyor. Eğitiliyor anne adayı normal doğumda nasıl davranacağına dair, nasıl hareket edeceğine dair. Ve tamamen hazır ama bir anda doktorumuz diyor ki sezaryeni almak zorundayız ve çok sürpriz bir gelişme oluyor. Belki de demoralize eden bir gelişme. Ama maalesef ki
bu anlamda doktorlar haklı diyebiliyorum. Çünkü gerçekten sezaryanı gerektiren durumlar var. Oluyor. Bunlardan bir tanesi ve çok önemli bir neden dediğim gibi bebeğin kalp atışlarının kötüleşmesi. O kötüleşme neden olur? Kötüleşir. Yani mesela kalp ritmi oksijen... sebebi biliniyor mu? Bebeğin kalp ritmi neden değişmeye başlıyor anne karnından? Yani oksijensiz kalmış olabiliyor bebek. Kalbinde bir sıkıntı gerçekten olabiliyor. Plasenta yeterince beslemeyebiliyor. Ve daha birçok neden tabii ki. Aslında bilemiyoruz tam olarak neden ama birçok nedenden dolayı kalp atışları kötüleşebiliyor. Bunun dışında plasental anomaliler, bebeğin ters durması, riskli durumlar, plasentanın kanaması ya da önde gelmesi gibi. Birçok neden var aslında sezaryanı gerektiren ama eğer hekim gerçekten sezaryen gerekiyor diyorsa elbette güvenmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerekçeler gerçekten çok hayati olabiliyor. Peki sezaryen doğumun görülen sonrasında, sezaryen doğum sonrasında çocuklarda sağlık problemleri görülebiliyor mu? Sağlık problemleri doğuma bağlı, eğer çok travmatik bir doğum oluştuysa olabilir. Ama bu da çok ekstrem bir durum tabii ki. Normal sürecinde ilerleyen bir sezaryen doğumsa, tabii ki normal doğumla doğmuş bir bebeğin sağlık durumu çok daha elverişli. Ama ciddi boyutta eğer prematüre değilse, doğumda herhangi bir aksilik olmadıysa çok ciddi boyutta sağlık sorunları olmaz. Sezaryenle ilgili konu açılmışken yine bilgi vermek isterim ben. Tabii size sorarak. Sezaryen ameliyatından kaç ay sonra pilates yapmalı veya normal doğum sonrası hangi aralıkta, ne kadar sürede pilatese başlamalı? Şimdi bu bütün sorular aslında çok güzel ama bazıları dipnotlar olduğu için insanların genelde en çok merak ettiği, bize sorduğu. Evet. Yani benim için çok önemli olan şey zaten bir yerde başlaması, start vermesi. Tabii. Hanımlar da en çok bunu merak ediyorlar. Bize gelen sorular işte 6 haftalık gebeliyim, gebeğim ne zaman başlamalıyım veya sezaryen ameliyatı oldum, 4 ay geçmiş, kendini hala çok erken hissedenler var ki bence başlamalı. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Şöyle, normal doğumdan sonra 2 hafta sonra başlanabilir. Evet. Yani kendini çok hızlı toparladığı için anne adayı gayet elverişli bir dönem pilatese başlaması adına. Hem vücut kondisyonunu tekrar toparlar, eski haline dönmesi çok daha kısa zamanda gerçekleşir. Hem de motive olur çünkü psikolojik olarak da iyi hissettiren bir aktivite. Dolayısıyla normal doğumdan 2 hafta sonra. Sezaryene gelince aslında 1,5 ay sonra başlayabilir ama biz hekimler galiba biraz işimizi garantiye almak istiyoruz ve 2 ay sonra diyoruz. Yani annenin kendini toparlaması, eski kondisyonuna dönmesi. Çünkü az da olsa veya az çok diyelim travmatik bir süreç sezaryen. Ve ister istemez anneyi yatağa bağlıyor bir sürede olsa. Dolayısıyla iyice kendine gelmesi, ayağa kalkması, eski kondisyonuna yaklaşması ve gayet sağlıklı hissettiği bir dönemde, 2 aylık bir süreçte, 2 ay sonraki süreçte başlayabilir. O zaman şöyle toparlayabiliriz. Normal doğum yapmışsa 2 hafta, sezaryen ameliyatlıysa 2 ay sonra başlayabilir. Aynen öyle. Ki zaten ne kadar erken başlarsa benim bence çok iyi. Sonuçta biliyorsunuz doğusalık dönemi de anneleri strese sokuyor. Kesinlikle. Ve vücudun vermiş olduğu 9 ay boyunca taşıdığı bir yorgunluklar oluyor. Kesinlikle. Çeşitli rahatsızlıkları, işte omurgadan dolayı bel ağrıları, sırt ağrıları veya emzirmeye bağlı bazı ağrıları pilatesle birlikte daha kendini bence iyi hissedecektir. Kendisi mutlu bir anne olduğu için bebeğine de daha fazla mutluluk verecektir diye düşünüyorum. Herkesi pilatese bekliyoruz. Bu arada çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, çok güzel bir programda. Evet, bugün değerli konuğumuz Algül Aydın Yılanlıoğlu'nu konuk ettik. Kendisiyle hamilelik ve pilates hakkında
Elimizden geldiğince sohbet etmeye çalıştık. Bence çok da güzel bir sohbet oldu. Haftaya Cuma yine saat 12'de görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.